Muharrem ayının başlamasıyla birlikte birçok evde aşure için harekete geçildi. Yarın da aşure günü. İnsanlık tarihin köklerine kadar dayanıyor bu gelenek. Ve öyle bir yiyecek aşure. İslamiyet'te Ramazan'dan sonraki en önemli günlerden biri. Aynı zamanda bir yas bir matem günü. Çünkü Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin de hüznü var. Peki bu mübarek ayda aşure nasıl ortaya çıktı? Neden önemli? Ve aşurenin püf noktaları. Muharrem ayı deyince aklınıza ne geliyor? Aşure geliyor tabii ki. Sever misin? Severiz, yaparız, orucunu da tutarız. İmam Hüseyin'in yasını tutmaktır bir nevi aşure. Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. Aşure Arapça aşara kelimesinden bozulmuş ya da evrilmiş bir kelime. 10 demektir. Kökleri insanlık tarihine kadar uzanan bir tatlı. Yapması zahmetli mi zahmetli, yemesi yedirmesi ise bereketli. Aşure'den bahsediyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın tufanıyla beraber gelen bir adet. Ancak Muharrem ayının önemi ilk insana kadar gidiyor. Hem İslamiyet, hem Yahudilik, hem de Hristiyanlık için önemli. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulünün aşure günü olduğu, birçok peygamberin nasip olan bir kısım lütufların bugün de olduğu rivayet edilir. İslamiyet'te ise Ramazan ayından sonra en önemli ay olarak biliniyor. Efendimiz, Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayındaki aşure orucudur buyuruyor. Cumartesiden başlayarak ya da pazara pazartesiyi ilave ederek ya da 3 gün oruç tutmak Efendimizin bize tavsiyesi bir sünnetidir. Bir de yaz temsiliyeti var. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilişi de aşure gününe denk gelmektedir. Bu acıyı biz hep beraber İslam ümmeti olarak yaşıyoruz. Peki tahıl, baklagil ve meyvelerden oluşan aşure nasıl ortaya çıktı? Hazreti Nuh'un tufanından sonra sanırım 10. günde gemi karaya indiği zaman gemide ne kadar malzeme varsa onları karıştırarak yapmış oldukları bir yemek diyebiliyorum. Nasıl ki aşurede birçok yiyecek, birçok sebze meyve bir araya geldiğinde farklı bir tat oluşturuyor. Biz de aşure yemeğine böyle bakmamız gerekir. Yani orada birliği yakalamamız gerekir. Muharrem ayından ve Muharrem ayının vazgeçilmezi aşureden bu kadar bahsetmişken aşure tarifi vermeden olmaz dedik. Mine Ataman bize güzel bir aşure tarifi verecek. Şimdi önce malzemeleri alalım Mine Hanım. Kazanımızda şu anda yarmamız var. İster yarma isterse buğday olarak kullanabilirler. Yaklaşık 250 gram. Buradaki hemen hemen bütün bakliyatlardan 200-250 gram kullanıyoruz. Şöyle nohutumuz var, önceden pişirdik. Beyaz fasulyemiz var, onu da önceden pişirdik. Kayısı var, kuru üzüm var, cevizimiz var, elma var, ince ince kıydık. İncirimiz var, baklagiller var, bakliyatlar var. Her türlü protein deposu. Şöyle her eklediğimizden sonra özellikle bakliyatları ve hububatları koyarken sert olanlarla başlıyoruz. Çünkü onların pişmesi daha uzun sürüyor. Efendim kepçeyi Mine Hanım'dan devraldık. Mikrofonu devrettik. Biz mis gibi dumanı üstünde aşuremizi hazırladık. Süsleyip arzunuza göre servis etmesi sizden. Allah kabul etsin. Afiyet olsun demekse bizden.